Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla, Fenerbahçe'nin daha büyük katkılarıyla hazırlamış olduğumuz videoya hepiniz hoş geldiniz. 28 Temmuz 2022, gece saat 03.25. Muhtemelen benim gibi birçok e, manyak mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ama birçok kişi şu anda uyanıktır. Canları sağ olsun. Normalde bu videoyu 16.30'a hazırlayacaktım. Araya da maç özeti falan filan işte maçın hikayesi falan diye sıkıştıracaktım ama Fenerbahçe Fenerbahçeliğini yaptı. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz de duyumlara geçelim. Ya hocam şu saatten sonra bana ne alsalar forvet almasalar forvet diyeceksiniz biliyorum. Peki bir şey söyleyeceğim saatten sonra takım sil baştan değişebilir mi? Hani yanlış anlamayın Slovaçka takımını küçümsediğim için demiyorum ama piyasa değeri 9 milyon euro olan bir takım. Hani e, Türkçesine söyleyeyim. Havada karada hani havada karada e, eleyebileceğim bir şey gibi geliyor bana. Hani eleyebileceğim bir takım gibi geliyor Slovaçka. Şimdi bir şeyler değişir mi? Nasıl yani? Ben şunu söyleyeyim. Ben öncelikle peşin peşin söylüyorum. Ben Fenerbahçe'yi beğendim takım olarak. Yani kırmızı yenmeseydi üstüne bir şeyler eklense Temmuz ayının sonunda şu oynanan top üstüne eklemelerle gayet güzel bir hal alacaktır. Ama hani Jorge Jesus'a bir şey sormak istiyorum. İleri takım, ileri hücum attın yetersiz dedin ilk maçta. Kalite eksikti. Hücumda kalite eksikliğim. Aynı ileri hücum hattıyla çıkmak neye hizmet? Mesela bu platformda herkes benim ne kadar Rossi'ci olduğumu bilir. Yani Rossi tel tel dökülürken, Valencia tel tel dökülürken, ilk maçtaki İrfancan Can tel tel dökülürken yani neye hizmetti? Mesela ne, hangi akla hizmetti bu arkadaşların ile sahaya çıkmak? Ha, mesela bu Penza gibi sıradan kalitede bir isim olsaydı bence ya da Pedro ve bu, bu penze olsaydı bence dünkü maçın kaderi yine değişirdi. Bu penzayı niye söylüyorum? Sadece ben değil. Herkes bu penzayı konuşmaya başlamış. Erun bu penza Fenerbahçe'ye önerildi diye. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak lütfen şunu yapmayın. Şampiyonlar Ligi gitti. Bu saatten sonra gelecek transfer neyimizi yarayacak. Kimseyi almayalım. Böyle devam edelim. Yapmayın. Yapmayın. Bir işte hangi kullarda olursak olalım. Şampiyonluğu hedefleyerek bir kadro kuralım Mesela bu penza Fenerbahçe'ye önerildi Bir sene kiralık ama zorunlu satın alma opsiyonuyla Getirebilecekleri önerildi Hatta bu penzada Fenerbahçe'de oynamak için alacaklarından Vazgeçti bunu şimdiden kabul ediyor diye Duyumunu vermişler e Şimdi size soruyorum Bu takıma bu penza gerekli mi? Bence gerekli Al solda oynat al forvetle oynat Her şekilde oynar Kapanan savunmalara karşı nasıl açılacağını da bilir Gol repertuarı, vuruş repertuarı yüksek. Değil mi? İkincisi Salim Manav'ın haberi Fenerbahçe golcü transferi için girişimlerini hızlandırdı. Salih Acıbertler hedef. Orton'un İranlı yıldızı Mehdi Taremi diyor. Bir kere Portekiz Ligi'ni yakından tanıyan bir hocamız var. Yani alınmasını istediği bir isim varsa tabii ki alınabilir. Fakat Mehdi Taremi 18 Temmuz doğumlu 30 yaşında bir futbolcu. 29'dan 30'a girdi. İran milli takımının 57 kez formasını giyip 27 gol atmış birisinden bahsediyoruz. 4 milyon 730 bin Euro'yu almışlar. 2 yıl önce Rio Ave'den. Onlar da e, Al Algrafa'dan almışlar. Onlar da Persepolis'ten almışlar. Ama adamı tutmuş. Fakat Mehdi Taremi biz bunu daha önce de konuştuk. Yani bu kanalda duyumlarını falan konuştuk. Yine gündeme gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon mükemmel bir performansı vardı. Bir hafızamı e, yoklayayım. Transpirmarket'a giriyoruz. 47 maç oynamış. 26 gol 17 asist. Yani 47 maç 43 gol katkısı 3582 dakika. 3582 dakika. Şimdi bir şeyi çok merak ediyorum. Porto'nun az forveti kim? Evan Ilson ve Mehdi Taremi. Andrade forvet arkası diyor ama 1 milyon euro piyasasını gösteriyor. on Borges. Bunlar gençler. Sağ kanat, sol kanat falan var. Hani baktığın zaman Evan Ilson, Mehdi Taremi. Bak Tony Martinez var mesela İspanyol. Üçüncü forvet. Bu adamların üçüncü forveti bile 5 milyon euro. Adamlar forvete önem veriyor. Biz forvete önem vermiyoruz. O yüzden geçin abi. Maalesef forvete önem vermediğimiz için taremiyi beklemeyin. Ha. <laughs> Mantık olarak soruyorum. Siz olsanız kaça verirsiniz? Herhalde bir 30-35 çekersiniz değil mi? O yüzden bekleyip göreceğiz. Mesela Mesut Özil. Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulunmuş diyor ki Fenerbahçe'nin kasasından Mesut Özil için bugüne kadar menajer ücreti hariç 3 milyon euro çıktı. Bundan sonraki 2 yıl için ödenecek para ise 3 milyon euro menajerin alacağı hariç. Yani Fenerbahçe 3 vermiş 3 daha verecek 6 bir de menajer parası verecek artık kaça ayarladıysa o oh. oysa asıl olan Fenerbahçe'ydi Mesut Özil için. Menajer parası nereden çıktı? Fenerbahçe Atilla Salahi için yeni karar. Ha, şimdi anlatmak istediğim buydu. Slovaçka macerasında. Bugün herhalde Atilla Salahi'yi satsak, Tisserant'ı satsak, öbürünü satsak, şunu satsak, bunu satsak, kadro arayışına girsek, ulan biz bu Slovaçka mı, Slovaçka mı, biz bunu iki maçta zaten öttürürüz. Ağustosu Ağustos'un 4'ü, Ağustos'un 11'i, gerçi Ağustos'un Dördünde maç var. Yanlış hatırlamıyorsam fikstüre göre bizim maçı 5'e vermişlerdi. O 5 değişir. 7'ye alınır. Pazar gününe. Yani 7 Ağustos'a ya da 8 Ağustos pazartesi alınır. Öyle düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Muhtemelen yani. Büyük ihtimalle öyle olur. Ee, diye düşünüyorum. Dördündeki maç neyse ama Süper Lig maçı 8'inde. Yani bir buçuk haftalık süre var. Hemen hızlı bir şekilde Atilla Salahi satılır mı acaba? Yeni karar diyor Kim Minji'ye gittikten sonra Atilla Salahi'nin durumu netleşti diyor. Ne olmuş Atilla Salahi'nin durumuna? Bakalım. Ee, teklifler var. Wolfsburg 9 milyon euroyu gözden çıkardı. Fenerbahçe bu teklifi reddetti. Hem Atilla Salahi hem kimi kaybetmek istemiyor demiş. Bence kesin konuşmamakta fayda var. Fenerbahçe'de Rota Jonathan'a döndü. Bu arada arkadaşlar 15-16 teklif gelir. Satılır. Ay, şey yapmayın. E, muallakta kalmayın. 15-20 milyon euro teklif gelir. Sakın ha bu haberi baz 15-20 milyon euro gelirse hemen satarlar. Hele hele o Slovaçka takıma biraz daha kolay geldiği için. Fenerbahçe sol bek arayışında ve Brezilya futbolundan Felipe Canıtına çevirdi diyor. Fenerbahçe rotayı. İlk olarak Giuseppe Pezzella gündeme geldi. Pezzella için kulübü Parma şu ana kadar ortak noktada buluşulamadı. Bu yüzden Fenerbahçe rotayı Jesus'un yakından tanıdığı Brezilya futbolcu Felipe Canat'ına çevirdi. Alınan bilgiye göre Santos'ta oynayan 24 yaşındaki sol bekin bu pozisyon için bir numaralı hedef haline geldiği öğrenildi diyor. Bir numaralı hedef. Çok iddialı olmuş. Yine bunu konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? 3 milyon euro piyasa değeri var. Yakışıklı bir arkadaştı. Yaş 24. Ama buna 5 mi istiyorlar demiştik ya. Buna 5 milyon euro mu istiyorlar demiştik. Duyumsal bazı öyle hatırlıyorum ama. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro gösteriliyor. 2025'e kadar şeyi var. Orta sahanın sol, bekin, sol kanatında oynayabiliyor. Ee, vesaire vesaire diyor. Beni etkilemedi bu haber. Fenerbahçe'den Tisserand kararı. Şimdi Salahi kararı çıktı. Bir de Tisserand'a bakalım. Kim satış, Serdar Aziz'in sakatlık, Marcel Tisserand'ı takımda tutma kararı aldı Fenerbahçe diyor. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Biz 3 milyon euroya Yudin Esse'yle anlaşmıştık. Biz anlaşmıştık. Bakalım ne zaman açıklanacak. Yani şu andan itibaren vazgeçeceklerimi zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Burada Udinese ile pazarlık yürü İtalyan ekibi Udinese ile iki, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için pazarlık yaptı Fenerbahçe. Bu kararından vazgeçti. Tisserant'ı takımda tuttu diyor. Kim Minji ve Serdar Aziz. Tisserant için yaşanan fikir değişikliğinde Kim Minji'nin Napoli'ye satılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı da etkili oldu diyor. 2 yıl daha kontratı var diyor. Ben şunu söyleyeyim. Tisserant için 3 milyon euroyu anlaşmıştık. Ama Aynı Tisserant'ın, yani 3 milyon euroya anlaşılan Tisserant'tan bahsediyorum. Ee, her an her şey olabilir. Fenerbahçe'de Arao sakatlandı. Fenerbahçe forması giden William Arao Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıktı. Dinamo Kiev'e 2-1 yenildi Fenerbahçe ama bu maçta Fenerbahçe'nin canlı sıkan William Arao'nun maçı tamamlayamaması oldu. Onun yerine de karşılaşmaya normal sürede ön libero başladı. Sonrasında stopere geçti. Brezilya oyuncu uzatma bölümünde sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Filip Nova bıraktı diyor. Şimdi ne ilginç değil mi? Nova göndermek istiyorsun. Arao yeni almışsın. Bir şekilde Arao oyundan çıkıyor. Nova oyun almak zorunda kalıyorsun. Ve Noah sağ stoperi alıyorsun. İlginç bir takımız ya. Gerçekten çok fıkra gibi bir takımız. Şimdi sol bek konusunda şunu söyleyeyim. Luan Perez. Bakın gündeme de düştü. Fenerbahçe Luan Perez'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ancak Marsilya buna sıcak bakmıyor. Görüşmeler sürüyor diye duyum vermişler. Evet ben onu doğrularım. Zaten videolarımızda doğruladık şu var. Pablo Mari için ise Arsenal ile görüşülüyor. Mari'nin deneye sözleşmesi biteceği için Arsenal uygun bir fiyata satmak istiyor demiş. Bizim bildiğimiz Arsenal yıllık ücretinden kurtulmak ister. Satma belki üçüncü plana kalır. Hatta Mesut Özil'e nasıl kurtulmak istedilerse adamlar hatırlayın. Biz de şimdi bir şeylerden kurtulmaya çalışıyoruz. Transfer markete hiç baktınız mı? Fenerbahçe transfer marketi 167.43 milyon euro gösteriyor. Kadro derinliği 34 gösteriyor. 34 çok önemli değil. 6 ay 16 milyon euro Ertuğrul Çetin 19. Ben şöyle yapayım. Piyasa değeri olarak hiç baktınız mı arkadaşlar? 16 milyon euro 6 ayın piyasa değeri. 14.5 Rossi. Bugün 14.5 Rossi satsak halay çekecek milyonlarca tanıdığım var. Atilla Sanayi 12 diyor. 12'ye bugün satsak sıkıntı ama 16'ya 17'ye satsak yine halay çekecek isimler var. Ferdi 10.5 diyor. Emin olun Ferdi 10.5'a satsak bile sevinecek isimler var. Hocam geleceğe yere kadar geldi. Bundan sonra düşüş var diyen. Yani. İrfan'a 8.5 yazıyor. Bugün İrfan'ı 8.5'a satsam halay çekecek tanıdıklarım var. King'i falan saymıyorum Joao Pedro'yu. O Samuel 8, o 8'e satsak kızarlar. Crespo 8, 8 artıya satsak iyi oldu diyecek tanıdıklarım var. Buruma 6 yazıyor. Buruma'yı fes etsen alay çekecek tanıdıklarım var. Zayt 6 diyor. 6.5'a 7'ye satsan alay çekecek. Berişe 6 yazıyor. 6 üstüne satsan alayın yanı sıra bir de helva dağıtacak arkadaşlarım var. Arda Güler 6 diyor. Lincoln 5 diyor. Pelkas 4.5 mesela Pelkas'ı 4.5'a satsak ki satışı muhtemel. Yani şu anda şu ana kadar saydığım isimler içerisinde şunu belirteyim. Berisha her an 4.5'a gidebilir. Bir Zayt her an 6.5'a gidebilir. Dikkat edin iki maçta da hiç oynatılmadı Zayt. Yani acaba biz anlaşma yaptık da ya kadroda dursun ne olur ne olmaz eksik olursa oynatırız mı dedik. Yani ben Zaits konusunda size bir şifreyi verdim inşallah anladınız. Bir dedik. Pelkas aynı şekilde Pelkas içinde biz dört buçu anlaşmış olabiliriz. Eklemede kalın. Serdar Dursun 3.5, Mert Hakan 3.5, Samat da 3 diyor. Mesela Samatta konusunda keyfini bekliyoruz beyefendinin. Artık Savok, mauk bir şekilde gitsin istiyoruz. E, Tisserand. için ben dediğim gibi 3'e anlaştık. Ama şu anda birçok stopere deniyoruz. işte Semedo'yu deniyoruz. Gustavo Henrique zaten geldi. E, Luan Jesus konuşuluyor. İlginç bir tandem. Yani ilginç bir olay var. Muhammed Gümüşkaya muhtemelen kiraları Mesela Valencia 2.4 diyor. Valencia özellikle dünkü maçtan sonra iki buçuk falan teklif gelirse herhalde ki vardı. Muhtemelen artık yollar ayrılır. Kolkır'dan 1 milyon euro da olsa bir beklentimiz var ama bilmiyorum nasıl olur. Novak. Novak'tan da 1 milyon euro dahi olsa bir beklentimiz var ama nasıl olur bilmiyorum. Max Mayer. Meyer. Meyer Fesi. Muhtemelen. Lemos. Fesih Muhtemelen. Bunun dışında mesela İsmail Yüksek'i de çok yüklenmemek lazım. 350 bin euro piyasa değeri olan bir futbolcudan bahsediyorsun. Ve yaşı 23. Almışsın alt diklere kiralamışsın. A takım düzeyinde çok oynatmamışsın. Yani bu seneki hazırlık maçlarında. Heyecanlı, normal. Gayet normal arkadaşlar. Gayet normal. Etmeyin eylemeyin ya. Yani bu çocuklara bu kadar kötülemeyin etmeyin. Bak şu an size bir şey söyleyeyim mi? Şu an benim elimde yetki olsa. Az önce size ne dedim? Berişa'yı 4.5'a, Zayt'sı 6.5'a, Pelkas'ı 4.5'a satarım. Hocam o kadar kolay mı? Kolay. Teklif var çünkü. Hadi Berişa'yı 4'e sat. 11 oradan, Zayt'sıdan, Pelkas'tan. 4 de buradan 15. Tisserant'ı 3'e sat. 18. Valencia'yı 2.5'a sat. 20.5. Colclar'ın o vaktinde 2 gelsin. 22.5. 22.5'a onları sattım. Bakın size bir reçete sunuyorum. Altaya bir yedek kaleci artık 300 bin euro verirsin? 400 bin euro. Mesela Ertuğrul Taşkıran olabilir. Yoksa yürekleri ağza geldi. Luan Jesus. Altı altı buçağı biter gibi duruyor. Hadi Luan. Luan Jesus mu dedim? Luan Perez pardon. Eksi altı buçuk diyelim. Hani oradan gelin oraya göndermek için. 1. Semedo bedava gelir. Çünkü adamlar da sıkıntı çıkarttığı için. E Gustavo Henrique e, Gustavo Henrique de hadi 3'e geliyormuş öyle söylüyorlar. 2 diyelim. Eksi 2 diyelim. 2 tane stoperin oldu. Atilla Salahi var. 3 Serdar Aziz var. 4 yeter. Başka Lemos'u falan gönderdik. Noah gönderdik ettik. Solbek'te oynayabilir ya. E, Luan Perez. O yüzden uğraşmıyorum. Çağatay da var zaten. O sayı Samuel Burak kapacaklı sağ beki götürür. Tamam. Arao var orta sahada. Crespo, Arao, İsmail Yüksek üçlüsü. Yeter. Ee, sekiz 8 numara sıkıntı işte. Zayısı gönderdin. Ama Ert Hakan var. İyileşmek bilmeyen bir e, sakatlığı var. Yani Mert Hakan'ın yanı sıra bir isim daha oraya alınabilir mi? Bence bir isim alınabilir oraya. 8 milyona 8 milyon euroya 8 numara diyeyim eksi 8'e ya da eksi 8 milyon euro yazayım. Bu da tamam. Bu penza beleş artı 5 sonraki yıl ödeyeceğiz. Bunu şimdi sayma. Bu penza dedim. Başka ee, Mehdi Tarem'i falan geç. Playa en çok gündemde olan isim. Şöyle Eksi 5 diyelim. Hani 5 konuşulduğu için söyledim. Bu penza 5 5. Başka kim var abi? Ee, Lincoln Pelkas gittiği için oraya on numara düşündüm. Yok Arda Güler oynar. Rossi duruyor. Buruma duruyor. Emre Mor. Pedro King var. Serdar Dursun var. Valencia gittiği için oraya playa'yı zaten çektim. Bakın. 6.5-4.5 diye saydım ya. Gelenlere 8 milyon euroya 8 numara aldın. 2 de Gustavo Henrique'ye versen 10. Bu Penza'ya da sonraki sezon vereceksin zaten. Şimdi sayma. Playa'ya 5 vereceksin. 15. 6.5 da. 6.5 oradan var. 21.5. Eksi 21 Berisha 4.5, Zeiss 6.5, Berisha 4 dedik değil mi? 11, 15, Tisserand 3, 18, Valencia 2.5, 20.5, Kolker 21.5, Novak'tan bir geldi 22.5. 22.5 artı 7 de zaten Kim Mijic'den sonra artıdasın 29.5 param var. Bu saydıklarımı da 21.5'a alabiliyorsun. Yani Luan Perez, Semedo, Gustavo Henrique 8 numaraya 8 milyon euroya bir orta saha. Bir tane bu penza bir de play alıyorsun. 2, 4, 6 transferle işi bitiriyorsun. Ve arkadaşlar dikkat edin. Bu 6 transferi hangi süreçte alıyorsun? Şu 2 haftalık süreçte alıyorsun. Lig başlayana kadar hazır etmek için. Çünkü karşılaşacağın rakip tırt. Şimdi Allah var arkadaşlar. 2 maçta da herhalde farklı galibiyeti şimdiden bekliyorsunuz. E baktığın zaman Luan Perez, Semedo zaten Mustafa Henrique geldi gelmek üzere. Salahı Gustav Gustavo Henrique stoper attığını şimdiden oluşturursun. E Perez, Semedo'yu da bir becerebilirsen Perez'i belki sol e monte edersin. E Semedo da geliyor. Gelirse 3. E Serdar Aziz de var zaten. 4. Yani 5 tane stoperin var gibi olur. Ama Luan Perez'i sol bek düşünebilirsin. Novan gönderip. Bence Ferdi'yi de yedekler. Ferdi'yi de ön hatta da kullanabilirsin. Sağ bekte de kullanabilirsin. Hatta Burak Kapaca kiralık gönderip Perdeyi o ile birlikte sağ bekle deneyip daha çok verim de alabilirsin. Başka. E bu penzayı sol önde de deneyebilirsin. Orada bir hareketlilik getirir sana. E play'i deneyebilirsin. Vallahi Fenerbahçe ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam böyle bir şey yapardım. Kafanız takılıp kalmasın. Ama hocam şöyle, ama hocam böyle. Ama Şampiyonlar Ligi gittikten sonra umurumda değil falan filan. Hepinizin umurunda yemeyin birbirimizi. Birbirimizi yemeyelim. Fenerbahçe transfer gündemi bu şekilde. Arkadaşlar transfere dair sorularınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben de elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Üyelerinde sorular var ama hep aynı sorular geldiği için bıktım. Bir de size söz hakkı tanıyayım. Bakalım kaliteli hangi sorular gelecek ona göre notlarımı alıp video çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. İyi ki bu kanaldasınız. Görüşmek üzere dostlar.